Merhaba yardımcı. Bugünkü etkinliğimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle ideal kimlik yönetimi uygulamamızın devamı olan webinar serimizin devamı olan bir seansla bir aradayız. Konnektörleri konuşacağız. Biz üründe buna konnektör diyoruz. Özetle yaptığı aslında entegre olacağımız sistemlerle bağlantıyı nasıl çözüyoruz? Bunu tarifleyen bir argüman konnektör. Tabii bunun teknik detaylarını arkadaşım Emre paylaşacak sizlerle. Ama biz öncesinde çok kısaca bunun önemi nedir? İdeal kimlik yönetimi projelerinde güçlü bir konnektör yapınızın olması size ne sağlar? Kısaca ona biraz değinmek istiyorum. Kimlik yönetimi projeleri biliyorsunuz aslında bir senkronizasyon işi, bir entegrasyon işi. Çünkü sizin insan kaynakları uygulamanızdaki kullanıcı tanımlarını, değişiklik bilgilerini dinleyip aktif direktörü olsun, diğer farklı uygulamalarınızda hesapların otomatik bir şekilde açılmasını, şifrelerinizin senkronizasyonunu, yetkilerinin tanımlanmasını ve bunların güncel tutulmasını sağlayan uygulamalar. Dolayısıyla pek çok uygulama arasında o senkronizasyonu, entegrasyonu yapabilen bir uygulama olması lazım. Bu bağlantıları çoklayabiliyor olmanız lazım. Bizim de burada bugün özellikle bu webinarda değinmek istediğimiz konu, İdeal kimlik yöntemi çözümümüzün bu konnektör bağlantısını nasıl güçlü tutuyoruz? Ne tür özellikler sağlıyoruz? Projelerde bize sağladığı avantajlar neler oluyor? Onlara değinmek istiyoruz. Tekrar katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Sorularınız olursa lütfen soru cevap bölümünden bizlere iletin. Elimizden geldiğince yanıtlamaya çalışalım. Diyerek Emre'cim sözü sana bırakıyorum. Tuba'm teşekkür ederim. Ben şöyle şimdi ekranımı paylaşarak size konnektör yapısını göstermeye çalışacağım. Bir saniye. Ha geldi. Tamam. Şimdi ben şu an İdeal'in stüdyo uygulamasındayım. Daha önceki webinarlarımızda da kısaca bahsetmiştik. İdeal stüdyo aslında İdeal IDM'in konfigürasyonlarının yapıldığı client uygulaması. Burada sol tarafta konnektörlerle ilgili bir menü var ve kendi ihtiyacınıza göre farklı farklı konnektörleri buradan yapabiliyorsunuz. Basitçe şuradaki New butonuna tıklayarak yeni bir konnektör oluşturma şansına sahibiz. Burada text konnektör, SQL, Active Directory, İdeal Forms, Custom konnektör, konnektörleri import ve export etme gibi seçeneklere tıklayarak konnektör oluşturabiliyoruz. Ben şu an tam olarak yeniden oluşturmaktansa halihazırda olan bir konnektör üzerinden size anlatmaya çalışacağım. Active Directory konnektörümüz ile açıklamaya çalışacağım. Bu aslında bizim en çok kullanılan, idealin en başlıca entegrasyonu diyebiliriz. Şöyle burada Active Directory'de Edit butonuna basarak sırasıyla aşamalarını göstereyim. Burada bir sihirbaz altyapısı var. Bu ileri 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 tuşlarına basarak aslında aşamaları teker teker izleyerek konnektörleri kendiniz rahatça oluşturabiliyorsunuz. Şöyle bir sonraki adıma geçersem eğer ikinci aşamada bana bu bağlantının yönünü soruyor. Burada input konnektör veya output konnektör seçebiliriz. Input konnektör, idealin bir kaynağı dinleyerek oradan verileri alması seçeneği aslında. Output konnektör ise idealin dışarıdaki bir kaynağa veri yazacağını gösteriyor. Biz burada Active Directory'yi entegrasyonunda Active Directory üzerinde bazı veriler yazacağımız için output konnektör seçeneğini tıklayarak ileriye bir sonraki adıma geçiyorum. Bir sonraki adımda Active Directory bağlantısındaki işte credential'ları aslında girmem gerekiyor burada. Ve kendisi bağlantının başarılı olup olmadığını test edip burada gösteriyor. Bir sonraki adıma geçersem burada bağlantı için birkaç saniye geçmesi gerekiyor. Burada LDAP ve IDM'deki entity'leri seçtiğimiz alan aslında. Entity'leri user veya grup bazlı seçebiliyoruz. Sonraki adımda LDAP Container Organizational Unit referansını buradan seçiyoruz. Burada personel OOS'u referans olarak alınmış. Diyerek aslında bu sihirbazın önemli adımlarından bir tanesine geliyoruz. Burada property mappings
maplemelerini aslında yapacağımız alan. İlk seçenek olarak mapping tipi seçiliyor. Burada Active Directory için sadece direct seçeneği var ama gerekirse burada bir script seçeneği kullanılarak script altyapısıyla da bir entegrasyon yapılabilir. Burada işte kaynaktaki veriyi okuyup, birden fazla veriyi belki okuyup, onları çeşitli amaçlarla bir araya getirip hesaplamalar yapıp farklı bir alana yazma işlemini script altyapısıyla yapabiliyoruz. Örneğin işte işten çıkış tarihi geldiği zaman şurada şu işlemleri yap gibi bir hesap, bir ayarlama script yazılabiliyor. Şimdi direkt bağlantıda direkt olarak aslında buradaki kaynakları okuması diyebiliriz. Bir sonraki seçenek calculated. Burası yine bir hesaplama yapmaya yarayan, bu kaynaktan aldığımız belki işte isim, soy isim iki tane veriyi alıp işte e-postasını oluşturuyorsak isim nokta soy isim gibi bazı hesaplamalar yapıp e-postayı oluşturma gibi. Burada bir hesaplama işlemi yapılacaksa buradaki seçeneği tiklemek gerekiyor. Zaten source destin properties, same account name mesela destinasyon property'si AMA kısmı büyük, same account name şeklinde belirtilmiş. Burada join property alanı bu mapping'in unique identifier aslında. Burada same account name key olarak seçilmiş, unique olarak seçilmiş. O yüzden bunu tick olarak belirtmişiz. Required adından da anlaşıldığı gibi bu property'nin kesin olarak verilmesi, belirtilmesi gerektiğini gösteren bir alan. Eğer burası boş gelirse ideal IDM herhangi bir işlem yapmamış oluyor. Priority kısmı az önce bahsettiğim bazı scriptler yazabildiğimizi söylemiştim. Priority alanında bu scriptlerin hangi sırayla çalışacağını belirtmiş oluyorsunuz. Bu kısımda bu ayarlamayı yapabiliyorsunuz. Ve thread seçeneği ise bu property'lerde herhangi bir değişiklik olup olmadığını kontrol etmemizi sağlayan alan. Yani burada same account name'i örneğin değiştirilmemiş. Çünkü thread olarak tıklanmamış. Çünkü bu hani yani yeni bir same account name'i değişiyorsa aslında belki hani yeni bir kullanıcı oluşturması gerekiyor gibi düşünebiliriz. Mapping'leri yaptıktan sonra connector'ı da bir sonraki adıma geçiş yapıyorum ve bağlantının izinlerine karar veriyorum. İşte Active Directory'de bazı değişiklikler yapacağız demiştik. Burada insert, update, delete gibi işlemleri yapabilir şeklinde bir izin vermişiz burada. Bir senaryoda örneğin gideceği destinasyonda herhangi bir silme işlemi yapamasın gibi bir ihtiyaç doğarsa buradan bu izni kaldırarak ayarlamalarını yapabiliyorsunuz. Bir sonraki adımda bu bağlantının hashleme opsiyonlarını belirliyoruz. Burası aslında çok fazla veriyle işlem yaptığımız durumda bizim performansımızı iyileştirmemizi, hızlandırmamıza yarayan bir alan. Örneğin burada support source hash dediğinde aslında kaynağın tamamının hash'ini alıyor ya da tablonun hash'ini alıyor ya da bir satırın hash'ini alıyor. Böylece sadece değişiklik olduğunda o tabloya, o satıra girerek o değişiklikleri aslında yansıtıyor. Tamamına bakmasına gerek kalmıyor gibi performansı hızlandırmak için bir seçenek. Bir sonraki adımda bir limit belirleme şansına sahibiz. Eğer buradan bu seçeneğe tıklarsam örneğin işte delete seçeneğini tıklayıp 101 yazarsam bu şu demek Active Directory entegrasyonunda tek seferde 100'den fazla işten çıkarma işlemi olamaz. Örneğin veri silme işlemi olamaz şeklinde burada bazı kurallar yazabiliyorsunuz ve hani anormal bir durum olacaksa sizin için bu burada belirtebiliyorsunuz ve bunları önleyebiliyorsunuz deyip bir sonraki adıma geçeyim. Data filter kısmı aslında SQL'deki ver fonksiyonu gibi düşünebiliriz. Burada gerekli bazı filtrelemeler yapabiliyorsunuz tablolar üzerindeki. Aslında bir sonraki adımda da son adım. Burada bu bağlantının ismini varsa bazı açıklamalarını yazıp hani belirteç olarak
Bunları belirtebiliyorsunuz ve aslında daha sonra bu sihirbaz tamamlanıyor ve konnektörünüzü hazırlamış oluyorsunuz. Şöyle finish'e basayım. Burada hazırladığım konnektörün yukarıdaki edit script seçeneğini tıklayarak bir .NET script'ini görebiliyorum. Aslında bu yaptığımız işlem sonucunda ideal bir script'i kendisi oluşturmuş oldu ve burada bunu görebiliyoruz. Gerekli durumlarda burada kendiniz de değişiklikler, yani yazılım ekibiniz de ihtiyacınıza göre değişiklikler yapma şansına sahip. Hani biz o yüzden şöyle diyoruz aslında, ideal aslında bir platformdur ve kendiniz de yazılım ekiplerinizle bazı müdahaleler yapmak isterseniz burada buna izin veriyoruz ve birçok çözümde aslında sahip olunamayan idealin en önemli avantajlarından bir tanesi bu. Burada gördüğünüz gibi .NET script'i üzerine de çeşitli düzenlemeler yapmak mümkün. Burada bahsedeceğim bir diğer özellik konnektörlerin dışa aktarılması ve aslında içeriye aktarılması diyebilirim. Burada hazırladığımız bu konnektörü ben kaydedebilirim bilgisayarıma ve herhangi bir ihtiyacım olduğunda üzerinde değişiklikler yapıp aslında eski kopyasını bir snapshot'ını almak gibi geri dönme şansına sahip olabiliyorum. Ya da halihazırda bulunan konnektörleri sisteme direkt buradan yükleyerek yeniden aynı işlemleri yapmamıza gerek olmadan kullanma şansına sahip olabiliyoruz. Burada bir diğer buton aslında connection details, burada bağlantı detaylarını hızlıca düzenleyebiliyoruz. Ve property mappings kısmında da orada ayarlamalarını yaptığımız bu maplemeleri buradan hızlıca düzenleme şansına sahip olabiliyoruz. Genel hatlarıyla bağlantılar bu şekilde yapılıyor diyeyim. Tuğba'nın var mı eklemek istediğiniz bir şey? Çok teşekkürler Elin. Sorular varsa istersen onları da zaman ayıralım. Tamamdır. Tekrar hatırlatalım. Köyü bölümünden sizler de isterseniz sorularınızı yapabilirsiniz. Kaç tane varsa oradan gelebiliriz. Bir sorumuz, bir saniye ben şunu ekrana göndereyim. Bir sorumuz, nasıl demo alabiliriz olmuş Tuba Hanım. Tamam, demo almak istiyorsanız eğer biz bu ürünümüzle ilgili kurumunuza özel bir toplantı online ya da yerinde gerçekleştirebiliriz. İdeal IDM.com ürünümüzün web sitesi, buradan iletişim formu dolduruyor olabilirsiniz. Ya da dijitalçözümler@datamarket.com.tr adresine yazabilirsiniz. Şu conversation bölümüne de şu an chat'e yazıyorum. Buradan da ulaşıyor olabilirsiniz. dijitalçözümler@datamarket.com.tr. Aynen sen ekrana da verdin, iyi oldu hem de. İdeal IDM.com ürünümüzün web sitesi. Buradan da bir iletişim formu doldurarak bizler de kontağa geçebilirsiniz. Daha da detaylı olarak hani ürünün özelliklerine, spesifik olarak konnektör kısmına, sizin sorularınız doğrultusunda, ihtiyaçlarınız doğrultusunda demo gerçekleştirebiliriz. Hazır bazı senaryolar var. Kimlik yönetimi projelerinde karşılaştığımız işlerle oluşturduğumuz. Bunların her birini bu demo toplantılarında gerçekleştiriyoruz, deneyimlemenizi sağlıyoruz. Özellikle sizin kullanıcı hesaplarınız ve politikalarınıza göre işletiyoruz. Bu şekilde gerçekleştirebiliriz. Bir diğer sorumuz, hazır ne tür konnektörler var şeklinde olmuş. Ona da şöyle cevap verelim. Şimdi özellikle aktif garantileri, işte Microsoft Altyapı'ları Türkiye'de çok yaygın olduğu için Microsoft tarafındaki tüm hani ürünlerle konnektörlerimiz var, hazır. İşte aktif garantilerden tutun da, Office 365, Azure tarafı olsun. Zaten birçok projede de hibrit yapı oluyor genelde. Hem on-prem Exchange hem de mesela Cloud'dan ya da işte aktif garantilerde aynı şekilde Azure'la beraber çalıştığımız konular oluyor. Farklı database'lerle karşılaşıyoruz. SQL'den tutun da işte Oracle, DB2 gibi bunlarla gerçekleştirdiğimiz konnektörlerimiz oldu.
Çeşitli PDKS sistemleri hani çok yoğun olduğu için onlarla entegrasyonlarımız var. Santral tarafında özellikle çağ merkeziyle yaptığımız projelerde santral sistemleriyle entegrasyonlarımız oldu. Kahve otomatlarıyla çok ilginç gibi geliyor ama hakikaten kart yüzünden hani kimlik o kadar çok aslında hayatımızın içinde ki çalışırken de biz o kimliğin üzerindeki bakiyeyle bir takım işler yapıyoruz. Dolayısıyla bunlarla da hazır yazılmış konnektörlerimiz var. Emre Bey'in bahsettiği export import tabii bize projelerde çok zaman kazandırıyor. Size özel geliştirmeleri sıfırdan bir şey yazmadan üzerine sadece ilaveler yaparak bir takım yerleri değiştirerek ilerliyoruz. Onun haricinde custom konnektör özelliği var İdeal'in. Bu da hiç karşılaşmadığımız bir sistem olursa da yine çok rahat custom konnektör geliştirmemizi sağlıyor. Bizim konnektör havuzumuza da yeni bir konnektör geliştirmemizi tabii sağlıyor. Yine SAP aynı şekilde çok yaygın işte farklı İK uygulamaları, Humanist gibi çok yaygın hani karşılaştığımız proje uygulamaları. Bunların her biriyle konnektörlerimiz hazır şu an. Bir diğer sorumuz, kendi yazılım ekibim var. Özelleştirmeleri yapabilir miyim? Evet, bu aslında bizim idealde en sevdiğimiz özelliklerden bir tanesi. Biz kendi ürünümüzü yazmadan önce global çözümlerin aslında Türkiye'de çok uzun yıllardır projelerini yapan bir kurumuz. 30 yıldır hani data market sektörde birçoğunuz da tanıyorsunuzdur zaten. Ama biz hani biraz önce Emre Bey sunumda bir editör ekranından bahsetti. Connector Script'in olduğu. İdealin ürünün kendi koduna girmeden ama yapılan özelleştirme, sizin exception'larınıza sığınabileceğiniz, kendi kurallarınızı işletebileceğiniz kodlamaları yapabileceğiniz editörü size sunuyoruz. Dolayısıyla böyle bir yazılım ekibiniz varsa zaten biz projelerde bu tarz kurumlarda farklı olarak admin eğitimleri de veriyoruz. Ve o zaman hani bize hakikaten böyle çok özel soru vesaire soracakları zaman arıyorlar bu kurumlar. Onun haricinde kendileri çok rahat bir şekilde bu platform üstünden ya kendi yazdıkları o scriptlerle hatta kod enjekte edebiliyorsunuz İdeal'e. Ya, başka yerde yazdığınız bir scriptimiz var. Onu buraya import edip onun üstünde scriptle beraber nasıl çalıştığını debug edebiliyorsunuz. Dolayısıyla mümkün böyle bir yazılım ekibiniz varsa o projede de size ekstra zaman kazandıracak bir şey. Böyle bir admin eğitimi verip ürünü kullanmaya başlayabilirsiniz. Başka soru görmüyorum ben. Senin aktaracakların da yoksa vaktimizi değerli kullanmak adına katılımcılarımıza tekrardan teşekkür edebiliriz. Tamam. Çok sağ olun katılımcılar için. Bizi takip edip devam ediyoruz. Her perşembe ilerle günlerdeyiz. Çok teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.